Dış siyasete dair haftanın öne çıkan başlıklarını konuştuk. Şimdi iç siyasetle devam edeceğiz. Zafer Bey, dün bir yazı kaleme aldınız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun iki HDP'li vekille Balıkçı'da buluştuğunu ifade ettiniz. Ve bunun ikinci bir balıkçı vakası olduğunu söylediniz. Başlıkta böyleydi. Neden ikinci balıkçı vakası dediniz? Nedir? Şimdi Arka planı nedir bu buluşmanın? Biliyorsunuz ilk balıkçı vakası o İstanbul'un kar esaretine teslim olduğu gündü. Evet, onu da böyle bir kısaca hatırlatırsam. Evet, o gün Ekrem Bey İngiliz Büyükelçi ile kahramanın yeri miydi Hasan abi? Kahraman balıkçı mıydı? Rumeli Hisarı'nda galiba. Peki. Orada bir Peki, reklam balıkçıda yapmayalım ha. İngiliz Büyükelçi ile yemek yemişti ve tıpkı bizim bu yazıda olduğu gibi o gün bu iddia edildiğinde yine yalanlamışlardı ve böyle bir görüşmenin olmadığını söylemişlerdi. Şimdi de şöyle Fulya Hanım, Yeşilköy'de bir gayrimüslim vatandaşımıza ait bir balık lokantasında böyle bir yemek yenmiş. Bu çok normal, bakın yani bu bir siyasi görüşme olabilir, insani bir görüşme olabilir. Yani bunu yalanlama çabası içerisine girmek bile, hani niye çekiniyorsunuz ki? Yani sonuç itibariyle siz 2019 yerel seçimlerinde bu partinin, yani HDP'nin, HDP seçmeninin size verdiği oylarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandınız. Yani aradaki farkı yaratan, aslında oy farkını yaratan burada HDP'nin oyuydu. Dolayısıyla Ekrem Bey'in yani HDP'li milletvekilleriyle, HDP'li parti yöneticileriyle görüşmesinde çekineceği ya da gizleyeceği bir durum söz konusu olamaz. Ama niyeyse burada böyle bir görüşmenin olmadığını ifade ettiler. Ben buna saygı duyuyorum. Sadece şunu söylüyorum. İlk balıkçı vakasında da böyle çok ciddi yalanlamalar söz konusu olmuştu. Sonradan ortaya fotoğraflar çıkmıştı, video görüntüleri çıkmıştı. Yani öyle bir şey olursa ne diyecekler? Ben gerçekten merak ediyorum. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Buradaki asıl hadise şu, bakın. Parçaları birleştirmek lazım. Madem benim yazımdan bahsettiniz. Şimdi gazeteciler sever ben yazdım, ben ettim demeyi ya. Şimdi orada Ama siz aslında yazdınız. şimdi orada Söyleyebilirsiniz. iki yazı birbiriyle bağlantılı, bakın. İkinci yazı da var. Şimdi ne diyoruz? Bir, kendi medyasını oluşturuyor diyoruz. Böyle iddialar var daha doğrusu. Bir televizyon kanalı ve bazı internet sitelerini fonladığına dair çok ciddi iddialar var medya sektöründe. Bunu medya siteleri yazıyor zaten. Gün aşırı yazıyor. Bunun dışında Ekrem Bey'in Aralık ayını, yani bu içinde bulunduğumuz Aralık ayını İbre'nin kendisine döneceği bir ay olarak dile getirdiğine dair, bakın kulis bilgisi demiyorum, altını çiziyorum. Net bilgiler var. Yani diyor ki altılı masada Aralık Şimdi ayında. o zaman bir saniye şöyle yapalım. Hani dediniz ya işte medya yapılanması iddiaları var. İşte bir takım görüşmeler Görüşmeler yapılıyor. var. O zaman bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idaresiyle alakalı değil. Cumhurbaşkanı adaylığı, yani Cumhurbaşkanı altılı adaylığı için masanın mi? muhalefetin ortak adayı olma noktasında Ekrem Bey Aralık ayını kendisi açısından kritik görüyor ve İbre'nin bu ay içerisinde kendisine döneceğini düşünüyor. Bakın bunlar siyaset kulislerinde konuşulan şeyler. Hadi ben kulisteyim, Masum Bey net bilgi desin demez de bunlar bütün siyaseti uzaktan yakından izleyen herkesin aslında bildiği şeyler. Ve Ekrem Bey'in masaya İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener tarafından kendi isminin getirileceğine dair, getirilmesi noktasında bir beklentisi var. Yani biraz daha Sayın Akşener'in açıklamalarını soracağım. O zaten konu üzerine bakın biraz daha detaylı Sayın konuşuruz. Akşener'in açıklamalarına bakın, bu benim dediklerimi doğruluyor. Yani Aralık ayı içerisinde masaya Ekrem Bey'in adı gelebilir. O masaya Ekrem Bey'in adını getirecek kişi de kuvvetle muhtemel Meral Akşener olabilir. Meral Akşener ikidir, bunun işaretlerini veriyor. Dönün HDP ile temasa. Şimdi masada yoklar ama masanın önemli bileşenlerinden bir tanesi HDP. Bunu herkes biliyor. Legal bir parti HDP. Her ne kadar terörle arasına mesafe koyamasa da henüz kapatılmadı. Bir kapatma davası sürüyor. Bu anlamda sizin HDP ile görüşmenizde de, yani bu kadar gizlemeye saklamaya çalışacağınız bir şey olmaması lazım aslında. Ama var. Neden? Çünkü masaya kendisinin ismini getirecek isim Meral Akşener olduğu için onu kendi tabanına karşı zorda bırakmak istemiyor ve bu görüşmenin konuşulmasını istemiyor. Siyaseten bu tablo böyle. Peki neden adının masaya geleceğinden bu kadar emin? İşte onu tartışmak lazım. Yani nereden biliyor? Ve hatta şunu söylediği iddiaları var.
ben masaya ismim gelir, genel başkanımı ben ikna ederim. Yani Kemal Bey'i adaylık konusunda kendisinin ikna edebileceğini düşünüyor. Bunu dile getiriyor. Ama yeter ki adı masaya gelsin. Adınız masaya nasıl gelir? Bütün bileşenleri bir bir ikna ederek o masaya adınızı getirebilirsiniz. Şimdi bu Aralık ayı... Yani o zaman bu ikinci balıkçı vakası olarak adlandırdığınız bu görüşmede böyle bir zemin oluşturma... Tabii yani şimdi bütün bileşenlerden destek arayışındasınız. Kendi medyanızı oluşturuyorsunuz. Bütün bunları ne için yapıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni idare etmek için mi? Hayır. Çünkü bir amacınız var. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsunuz. Bunu saklamıyorsunuz da. Masanın ikinci büyük partisi İyi Parti Genel Başkanı'ndan da sık sık sizin adınızın da geçtiği açıklamalar geliyor. Demek ki bir hazırlık yapıyorsunuz. Çalıştığı bazı kamuoyu araştırmacıları var. Ankara kulislerinde de bu tarz görüşmeler yapıldığına dair bir şeyler konuşuluyor mu? Tabii ki. Bakın yani masanın bundan sonraki toplantısı kritik. O toplantıda Sayın Akşener işaretlerini veriyor. Yine geçen hafta sizin programınızda konuştuk. Bakın 3 Aralık'ta Sayın Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıklayacak. Amerikalı danışmanını kamuoyuna sunacak. Ekonomi A takımını sunacak. Ve bu toplantıya 12 saatten az bir süre kala masadaki en büyük ortağınız, kader birliği yaptığınız 2018 seçimlerinden beri. Evet, yani bir gece önce bu açıklamayı Meral Akşener yaptı. Bir televizyon yayında çıkıyor ve diyor ki İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birinin adaylığı masaya gelirse biz buna hayır demeyiz diyor. Masadakilere de söyledim diyor. Masadakilere de söyledim diyor ve inatla Fulya Hanım kazanacak aday vurgusu yapıyor. Evet. Kazanacak aday vurgusu. O konuyu birazdan geçelim mi? Türkçesi şu, yani Kemal Bey'le seçim alınamaz demeye getiriyorlar. Burada İmamoğlu'nun hani ibre bana dönecek beklentisi, kendi medyasını kurması, dirsek temasına girmesi diğer bileşenlerle masa için Aralık ayının çok uzun olacağının işaretleri. Peki, Masum Bey siz ne söylemek istersiniz Sayın Türker? Ben aynı şekilde düşünmüyorum. Bir kere Meral Hanım'ın bu iki belediye başkanı ile ilgili söyledikleri şeyler başka. Kimse arkasında Sayın Akşener'in söylemiyor. Sayın Akşener'in neler söylediğini birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız ama Sayın Şahin'in yazdığı yazı üzerinden gidecek olursak şimdi Sayın İmamoğlu işte bu tarz görüş... Hemen Meral Hanım'a geldi de onun için. Yok, ona birazdan geleceğim. Bütün olarak görüyorum. Tabii. Yani evet. Şimdi ya doğru söylüyorsunuz aslında. Ama, yani ama böyle iç içe de geçiyor konular ama sınırlama getiriyor. Diyor ki yalnız İmamoğlu için yazdığını konuş. Ama şey birazdan yarım senden yarım. Ben kimseden yana değilim. Ben şimdi efendim, bütün konuklarım eşit şekilde konuşmalıyım. İmamoğlu değerlendirmeye çalışıyorum. Sayın İmamoğlu birileriyle konuşmuş ya da konuşmamış. Bu konuda ben bilgim olmadığı için bir şey söyleyemem. Ancak şu anda işte iddialar bir takım görüşmeler yaptığı yönünde iddia olarak yapmaz. Bakın neden yapmaz? İşte Sayın Şahin medya yapılanması olduğu konuşuluyor bunu dedi. Bunu siyaset bilmeyenlere anlatırsanız bir de kendini troll olan ilan edip hani dezenformasyon yapanlara anlatırsanız sarılır ve kullanırlar. Ama siyaset bilen Zafer sana şu anda troll diyor Sayın Bakan. Hayır ona demiyorum. O yazar. Zafer Bey demedi. Yani o tür insanlara malzeme vermiş oluyor. Troll diyerek bu işi hafifletemezsin Sayın Bakan. Hayır. Troll hitap ettiklerini biliyorlar kendilerini. Bu böyle yanlış bilgileri çok seviyorlar. Ama bu bilgiler aslında CHP'nin işine yarayan bilgilerdir. CHP'yi bir bölünmekten kurtarıyor. Şu anda söylenenlerin hep Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın aday olabilir olasılığı anketlere alınması başka adayların adının CHP'de gelmesini engelliyor. CHP'de olan herkes bu iki kişinin aday olmayacağını da biliyor. Neden biliyor? İki nedenle biliyor. Bir, bunlardan birisinin aday olması halinde belediye başkanlığı elden gidiyor. Şimdi Perşembe günü Sayın Hande Fırat'ın programında Zafer Bey de vardı. O gün programa gelirken alelacele okudum. 2014 yılında eski Adalet Bakanımız Sayın Hikmet Sami Türk'ün bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı seçimi için istifa etmesine gerek yok. Başlangıcını
bakıp hatta söyledim, sonra düzeltmesini de yaptım. Evet, sonra mesaj olarak da gönderdim. Yanlış bir bilgi verdiğinizi. Ben herkes için zannettim. Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz zaman başbakan hariç, neden de başbakan hariç? Çünkü kanunda başbakan sayılmamış istifa etmesi. Ya ama Sayın Bakanım, siz bunu anlatıyorsunuz da şimdi Meral Akşener'in açıklamalarına baktığınızda yani olay sizin anlattığınız gibi öyle gitmiyor. Ki, ya olay Meral Akşener hatta diyor ki ben açıkladığım halde hala anketlerde bunları kullanıyorlar diyor. Allah Allah. Bak tabii tabii, yani biraz evvel Şafak Bey'in gönderdiği notta var. Baktım ben yani oradaki diyor ki bu iki arkadaşımız tabii, tabii, diyor, bu, iki belediye başkanı diyor. Popülerler diyor. Hala popülerler hayır, ve anketlerde popülerler çıkıyorlar diyor. Bakın, bize diyor kazanacak aday lazım diyor. Yani peki şöyle yapalım o zaman şimdi.